Abi, Emiroğlu'nun, pardon. Evet, burası Emiroğlu'nun girişi. Emiroğlu'nun bir obası var, Bezitler. Daha önceki videolarımızda Bezitlerin durumunu sizlerle paylaşmıştık. Bu köyde de can kayıpları var. Yıkılan evler var. Yol üzerinde bir köy. Hatay yolu üzeri burası. Bazı evlere çadır ulaştığı yönünde bilgi aldık ama köyün büyük bir bölümüne çadır henüz ulaşmadı ifade ediliyor. Şu sırası sizin. Yok, orası bizim. Ha, bu yıkılan, o Almancıların evi yıkılmıyor. Evet. Bu yıkılan ev mi sizin eviniz? Altında kimse kalmadı umarım. Yok. Kurtuldunuz hepiniz, yoksa boş muydu? İçinde o an yoktuk. Evet. İçinde yoktuk o an. Evet, neyse ki içinde kimse yoktu. Evet. Burası Emiroğlu köyü, hemen Hatay yolu üzerinde. Burası bağlı. Evet, Pazarcık'a bağlı. Narlı, aslında Narlı'dan sonrası biraz ova ve bu ovada birçok köy var ve büyük zarar gördü bu köyler. Bu köyde de 5 vatandaş yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin isimlerini biliyor musunuz abi? Halil Kızıl. Evet. Ali Kızıl. Emir Kızıl. İki kardeş, biri oğul. Elif Uzunsöz, Ayşe Uzunsöz. İki aileden. Evet. Evet, 5 kişi iki aileden. Yani şu evin öbür tarafında görenler nerede? Tamam, oraya da şurası, gideceğiz. Burası benim evim. Burası sizin evinizdi. Evet. Neyse ki deprem sırasında bu evde yaşamıyorlardı. Neredeydiniz siz? Biz bir şeye gitmiştik. Ha, normalde buradasınız ama o gün yok. Yoktunuz. Evet, normalde burada yaşıyorlardı ama o gün, evet, başka bir yere, misafirliğe ya da başka bir iş için ayrılmışlardı. Evet. Emiroğlu şöyle. Şurada 3 tane ölenler de bu evin öbür tarafında. Bu evin öbür tarafında. Burada da enkaz var, yıkılan ev var ama evet. Çok sağ olun. Diyarbakır'dan geldik. Biz Mezopotamya Ajansı muhabirleriyiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, bu evin ikinci katı tamamen çökmüş. İki aileden. Yaşamını yitirenler de iki aileden. Ve bu enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı. Hemen yan yana iki ev. Burası Emiroğlu Pazarcık'a bağlı Emiroğlu köyü. Bu köyde maalesef bu enkazların altından iki ailenin, iki aileden 5 kişinin cansız bedenleri çıktı. Hocam, bu yaşamını yitirenlerin tamamı her iki evden miydi? Hangisinde bu Kızıl ailesi? Kızıl ailesi, Emir abi, ondan sonra Halil abi buradan çıktı. Ali abi de buradan çıktı, bu evden. Buradan çıktı. Bu evden çıktı. Diğer iki kişinin ismini? Diğer iki kişinin de Elif ve Ayşe abla. Onların evleri şurada ama onların cansız bedenleri Kahramanmaraş'tan geldi. Ha, yani burada yaşamıyorlardı. Burada üç, evet, anladım. O tesadüfen oradalardı. İşte oradan vefat ettiler. Cenazeleri oradan, evet, buraya getirildi. Yani köy mezarlığında işte karşı köy de var. Evet. Bertizler. Bertizler, gittik biz, evet, oraya da, evet. Orada da bayağı bir şey vardı. Doğrudur. Yani 20-25'e yakın toplam her iki vardı, köyün, evet. Bu köyün toplam hanesi ne kadar? Bu köyün toplam hanesi 100'e yakın. 100 haneye yakın. Evet. Yani yarısı yıkıldı ya. Yarısı yıkıldı. Evet. Çok aynen, geçmiş olsun. Sağ olun. Sizler burada mıydınız, evet, yoksa? Sizler buradaydık. Olay gecesi. Ya gecesinde ben Gaziantep'teydim. Hemen sabahına geldik. Evet. Yetişmeye çalıştık. En son Emir abi kalmıştı zaten.
Onu da saat 4-5 suları çıkardık akşam. Yani çıkarıldıktan sonra yaşamlarını yitirmediler değil mi? Evet, o esnada içinde aynen. Enkazın altında İçinde can vermişlerdi. Vefat etmişlerdi. Yani başınız sağ olsun. Sağ sabır olsun, diliyorum evet. Tekrar. Evet. Emiroğlu köyünün, Yüzhaneli Emiroğlu köyünün neredeyse yarısında enkazda ağır hasarlı evler var. Ahırlar yıkılmış. Böyle. Burayı da şöyle göstermiş olayım size. Yani Allah kimseyi evet. Ölmekle ölmemek arasında o ince çizgide bırakmasın yani. Evet. Saat 4'e çemizde oturuyordu lan. Saati geldi yukarı çıktı bu. Üstek böyle olacağını kendini bırakmazdım yavrum. Saat 4'e çemizde oturuyordu. Size misafirlikteydiler. Ya ben ha delcesiyim. Ben bir genç kızım var. Onunla kafayı buluyorlardı içeride oturuyorlardı. Evet. Kız demiş Emir kalk demiş biz yatacak. Siz de oğlum yerindeyse ana dedi bir tuvalete gidin. Tuvalete gittik. İçeri girdik oldu. Kızın kapısı kilitli, bizdeki kilitli. Duvarı kırdılar bizi çıkarttılar yavrum. Gene işleri rast geldi. Kıştı da çıkartamadılar. Dedim yavrum. Gene buna şükür. Keşke Emir ölmeseydi. O gençti. O gençti rahatsızdı. Babası da arkasıydı. Babasının önünde kaçıp bize geliydi. Neyiniz oluyordu Emir? Emir benim bacımın torunuydu. Bacınızın torunuydu. Evet. Neydim oğlum? Kızla beraber işte arkada oturuyorlardı. Saat 4'e 5'e çek. Dedim Emir dedim. Yavrum bizi de şey biz davarcık dedim. Bizi ne rahatsız. Derse dedim bir şey olmaz. Niye Emir yavrum böyle olacağını bıraksaydı olsaydı bırakmazdım kendini. Ne dedim yavrum. Ne dedim ha baksana. Bir de torpağa kum koymuşlar şeylerin altına, siderlerin altına. Bunlar olmasa kepçeci diye bir şey olmazdı dedi. Sağ kurtulurlar dedi. Bunlar kendileri öldürdü. Yani inşaatında problem var yani. He. Evet. Neydim oğlum? Evet. Sabır diliyorum sizlere. Başınız sağ olsun oğlum, tekrar. Başımız kopsun sağ olun. İşiniz rast gelsin oğlum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet gerçekten günlerdir aynı acı manzara, aynı ağıtlar, aynı serzenişler. Evet. Bu iki ev 3 kişiye mezar oldu maalesef. Diğer 2 kişi Maraş'ta depreme yakalandı bu köyden. Ve onların da cenazesi bu köye getirildi. Yani bu köyde aslında köyün içerisinde meydana gelen yıkıntılardan, enkazdan 3 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi de bu köyden Maraş'ta depreme yakalandı ve orada yaşamlarını yitirdiler. Cansız bedenleri de buraya geldi. Burası Emiroğlu. Emiroğlu'ya bağlı bir de Bezitler obası var. Onu daha önceki videomuzda sizlerle paylaşmıştık. Çok geçmiş olsun amca. Allah'ın çok size geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Başsağlığı diliyoruz hepinize. Biz gazeteciyiz. Evet geziyoruz böyle. En azından köylerin durumunu yazıp ilçeye döndüğümüzde de buraya da çektik. Evet çektik orayı çektik biz. Evet köyler aslında her bir noktayı çekmemizi istiyorlar. Ne olup bittiğini görmemizi istiyorlar. Burada kat çadırları var. Ulaşmış. İnsanlar henüz. Başınız sağ olsun. Sabır diliyorum hepinize. Evet.
Biz Diyarbakır'dan geldik. Mezopotamya Ajansı muhabiriyiz. Biz aslında ilk günden beri buradayız. Bu son 3 gündür köyleri öyle dolaşıyoruz. Onların durumunu gözlemlemek için. Kolay gelsin size. Geçmiş olsun. Evet. Evler şöyle yıkılan evlerin bir bölümü kerpiç ev. İki katlı, tek katlı ama kerpiç evler var. Bu sadece bir bölümü yıkılmış neyse ki. Ve bu binada can kaybı olmamış. İnsanlar yaslarını tutuyorlar. Henüz buraya ulaşan yakınları akrabalarıyla yas tutuyor. Bu bina böyle. Burası ev miydi yoksa ahır mı? Ambar. Ambar. Ambarı. Evet, ambarın tamamı, tavanı. Tavan, evet. Evet. Böyle. Hayvanlar da tabii deprem sırasında çok sayıda hayvan da can verdi. Çok geçmiş olsun. Hayvanlarınız kurtulabildi mi yoksa var değil mi? Evet. Geleceğim. Geleceğim. Evet. Hayvanlar da yaşam yitiren hayvan da var. Ama kurtulanlar da var. Evet. Kurdular. Evet, Emiroğlu burası onun konağıydı. Emiroğlu. Evet, konağın da bütün duvarlar çökmüş, alt katı kısmen çökmüş. Kimse yaşıyor muydu burada? Vallahi adam bir oğlu yaşıyor. Aslında barakanın şurada köşede yazdı. O da orada zordan kurtarmış kendini. Evet. Tam. Evet, yani şurada hemen barakada. Tabii orada. Orada altında kurtulmuş. İşte kurtulmuş. Evet. Size bir şey olmadı? Yok. Kurtuldunuz siz. Tek bir kişiydi. Hı. Orada kurtuldum. Evet. Burası aslında Emiroğlu ailesinin konağıymış. İsmini de köyün ismini de buradan almış değil mi bu ailede? 5 kişi ölü var burada. Evet. Üçü burada, ikisi Maraş'ta. Üçü burada, iki Maraş. Evet. Şu bölümde yaşıyormuş köşede. Yatağından kurtulmuş. Evet, köşede hemen yatıyormuş. Evet. Ve kurtulmuş. Tek kişi bu aileden burada kalıyormuş. Tek başına kalıyormuş. Evin büyük bir bölümü yıkılmış ancak kendisi şurada. Şu kanepenin üzerinde hemen yatağını da görüyorsunuz. Evet. Battaniyeleri, yorganı, yastığı. Burada böyle kurtulmuş. Mucize gerçekten. Evin büyük bir bölümü bu şekilde harabeyken bu çatı şu şekilde bir V harfi çizerek kendisinin kurtulmasına neden olmuş. Evet, burada. Kurtulan siz miydiniz hocam? Ben yalnız yaşıyorum. İsminiz neydi? Emir Emiroğlu. Evet, bu konakta Emir Emiroğlu yalnız başına yaşıyordu. Hemen şu kanepenin üzerinde. Evet, o kanepenin üzerinde yatıyordu. Deprem sırasında bu bina çökünce bu kırık camdan çıktı ve kurtuldu. Kendisi hemen burada. Şu an enkazdan kitaplarınızı mı çıkarmaya çalışıyorsunuz? Kitap kurtulur mu? Bakıyorum. Evet, CD'lerini. Hepsi gitti. Evet, her şey gitti. CD, film, kitap. Ya güzel bir iki bıçağım vardı. Bozuk para koleksiyonum vardı. Onları arıyorum. Başka boş yok. Evet. Gitti, hepsi gitti. Evet, birçok yerde bu enkazın birçok noktasında kitap görüyoruz. Belli ki Emir Bey, Emir Emiroğlu okumayı, film izlemeyi, koleksiyon yapmayı seviyormuş. O yüzden şu an bozuk para koleksiyonunu arıyor. Onu bulabilirsem bu benim için yeterli diyor. Bu köyün ismi de aslında bu aileden almış değil mi Emir Bey? Evet, bu konak da onlara ait ama konakta sadece Emir Bey yaşıyordu. O da konağın hemen birinci katında bu köşede yaşıyordu neyse ki. Ve sağ salim kurtulmayı başardı. Çok geçmiş olsun. Müthiş umut oldunuz bana. Evet, bu da ambarlar.
şey oluyor demek, her şey oluyor. Felaket. Her şey oluyor. Evet, bu Emiroğlu köyünün kırsalında da birçok noktada derin yarıklar oluştuğu ve su fışkırdığı belirtiliyor. Benzerini biz Gölbaşı'nda, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de görmüştük, onu tanık olmuştuk. Muhtemelen, bilmiyorum ama Sungur Soy isminde. Belki de kardeşlerim de olabilir. Sizin isminiz neydi? Muhtemelen çok merak ediyorlar sizi. Zülfikar Sungur. Zülfikar Sungur. Yani yazıyordu, sürekli yorum yapıyordu. Merak ediyorlar tabii. Köylerini, yakınlarını, akrabalarını. Nasıl iletişimsiz? Ben bunu çalıştığım ajansta paylaşıyorum. Mezopotamya Ajansı'nda. Oraya abone olan televizyonlar var. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Türkçe, Kürtçe kanalların birçoğu. Evet. Ve ayrıca ben bunu YouTube kanalımda da paylaşıyorum. En azından oradan görüyorlar. Muhtemelen merak ettikleri için. Belki kardeşlerim olabilir. Vallahi olabilir. Bilemiyorum. Yani, ismini şimdi hatırlayamadım ama evet. Çok yazdı. Emirlere gittiniz mi, gitmediniz mi diye. Ya işte Bezitlere gitmiştim. Siz niye emirlere gitmediniz de Bezitlere gittiniz? Demek sizi takip eden, biri. Yani. Evet. Sağ olsun. Umarım yakınınızdır. Kardeşi. Abisi bu. Olabilir. Abisi. Neyse ki hepiniz sağ salimsiniz. Evet. Bu köyde zaten 3 kişi yaşamını yitirdi. Evet. Evet. Burada da yakışıklı bir arkadaşımız var. O da oğlu. Sizin oğlunuz. İsmin neydi? Hasan. Hasan. Da burada. Sizin isminiz neydi abi? Şakir. Evet. Şakir Yaraşır. Evet. Yani burada gerçekten hem köyün durumunu ve genel durumunu anlattılar. Yani mesela bu hayvanlar. Yani evet biz sürekli insanları düşünüyoruz tabii ama hayvanlar da can. Bu hayvanların yemi tamamen göçük altında kalmış. Şöyle göstereyim ben size. Bu hayvanlara verilecek yem yok. Evet. Yani dolayısıyla yeme ihtiyaç var. Yine bu insanlar traktörleri göçük altında kalmış, iş makineleri göçük altında kalmış. Bu insanlar burada hayvancılık ve ziraatle geçimlerini sağlayan insanlar. Tabii bunların tamamı daha sonraki çalışmalar olacak ama en azından biz şimdiden duyurusunu yapalım, çağrılarını iletelim. Belki yetkililer kayıt altına alır bunu ve ileride bunu da telafi ederler, giderirler diyelim.